Yunan parlamentosunun yardım programı için talep edilen reformların ikinci ayağına da onay vermesinin ardından kreditörlerle pazarlığın önü açıldı. Başbakan Tsipras hazırlık yapmak üzere bakanları ve red oyu veren meclis başkanıyla bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Dimis Tura, ülkedeki iç savaşa siyasi çözüm arayışları kapsamında Şam'a gitti. Suriye Dışişleri Bakanı Muallim'le de görüşen Dimis Tura'nın yeni bir eylem planını tamamlamaya çalıştığı belirtiliyor. Çin'den Japonya'ya 2. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Çin'in Tokyo Büyükelçisi, savaşın bitmesinin 70. yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin pişmanlık ifadelerini yumuşatmasının savaşın kurbanlarının yaralarını deşeceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, babasının memleketi Kenya'ya resmi ziyaret düzenliyor. Obama'nın Afrika turunun ilk durağı olan Nairobi'de güvenlik önlemleri arttırılırken, başkanın ülkede bulunan çok sayıdaki akrabasına ziyarette bulunmayacağı açıklandı. 3 kişilik yeni ekibi taşıyan uzay aracı Soyuz, 2 aylık bir gecikmenin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na başarıyla kenetlendi. Rus, Amerikan ve Japon isimlerden oluşan ekip, istasyonda toplam 163 gün kalacak. Almanya ile Fransa arasında hızlı tren bağlantısını sağlayacak yeni ITE 3 modeli hizmete girdi. Hızı saatte 320 kilometreye çıkabilen bu trenlerle Frankfurt'la Paris arası 3,5 saate inecek.